Bakalım bu oyun eklenti olarak ne gelecek? Selamlar. Yayınlara çok katılamıyorum ama videoları hiç kaçırmıyorum. Az da olsa çorba da tuzum olsun istedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Azı çoğu yok arkadaşlar. Zaten yani desteği ben o yüzden 3 kademe yaptım. Bir tanesi herkes olabilsin diye. Bir tanesi birazcık daha belki durumu iyiyse. Bir tanesi de çok daha durumu iyiyse diye yaptım. Ama azı çoğu yok yani. Önemli değil. Hiç olmasanız da olur destek. Ben planlarımı sizin yapacağınız destekler üzerine kurmuyorum. Onu söyleyeyim yani. Hiçbir zaman sizden abone olmanızı beklemiyorum ya da istemiyorum. Videolarımı izlemeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız gönlünüzden kopuyorsa o da tabii ki benim için yeterli. Benim asıl gelir kaynağım orası yani, videolar. Yayınlardan da tabii ki yani bu destekler ekstra oluyor bana. İlk olarak ama reklamlar üzerinden kazanmayı, yani doğrudan sizden bir şey almak üzerine bir şey kurmak istemiyorum. Gelir sistemi hayatımda. Çünkü bu çok sağlıklı olmaz yani. Çok abonem olabilir. Ama bir sonraki ayda olmaya da bilir de. Değil mi? Yeni imajın çok tatlı oldu. Çok teşekkür ederim Gürcan. Çok sağ ol. Yeni imajım bir anda gelişti. Öyle çok hesapta yoktu. Bir anda bıyıklı birisi olduk. Bana şey diyorlar chatte. Bugün hangi kompu yapacağız? Bugün maskot yapacağız. Göktürk Kaan 10 kişiye katıl hediye etmiş. Göktürk çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Göktürk Kaan da yani çok şey isimmiş ha. Göktürk Kaan. Büyük 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 atalar çok mutlu şu anda, gülüyor. Şey alalım mı? Düelocu yüreğini bir ara veriyormuş. Düelocu'lara bir şey olmuş muydu? Hatırlamıyorum. Ha, nerf yemişti Düelocu'lar, evet. Ama yo, yemediler aslında. Sadece stack sayısı arttı. Bunu alalım kesinlikle. Başka giden yoksa. Yok, başka giden yok Düelocu'ya. Mana biraz elimizde kaldı ama olsun. Ondan da bir şey yaparız. Bu Fiora mı veriyor bana? Evet. Şu anda Fiora'ya ihtiyacım yok. Bunu koyalım. Böyle başlayalım işte arkadaşlar bence. Bakarız sonra. Düelocuları toplayacağım. Düelocuları toplayacağız. Bir de Z'de doğru gideceğiz. Şu manadan ne yapılır? Sanırım elimizde kalacak şampiyon mana olacak. Eşya mana olacak gibi görünüyor. Ozan Yücel çok teşekkür ederim. 9. ayımız kutlu olsun. Hey. Çok sağ ol. Z bufflandı, Düelocu nerflendi gibi oldu ama tam nerf değil. Tam nerf değil, evet. Ondan bahsediyorum ben de. Tam nerf değil. O yüzden güzel yani, oynanır bence. Bu iyi oldu çok. Erken oyunda birazcık cheese yapabiliyoruz onunla. Çok canı olduğu için ve güzel bir ultisi olduğu için. Belki fark yaratır. Manayı buna verebilirim şimdilik. Manadan ne yaparım, hadi onu düşünelim. Adalet Z olabilir belki. Zaten bundan şey yaparız ya. Son fısıltı. Son fısıltı adalet birbiriyle uyumlu. Yumi'nin durumu ne? Yumi oynayan görmedim. Oynanmaz artık. Bitti Yumi. Süper kahramanlara da Yumi'ye de çok büyük nerf geldi arkadaşlar. Azıcık gözü açık kalmış Miyano. Kazandık burayı. Ya zaten Cho'Gath burada farkı yaratırdı. Kayse'ye tıklasak mı? Belki. Çok ihtiyacım yok Kayse'ye tıklamaya aslında ya. Yapmayacağım bunu. Bunlar kalsınlar da belki iki dövüş koyarım. Talha Kale hoş geldin, merhabalar, selam, ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Az önceki maç ne oldu? Yemek yemeye gitmiştim, Talyalı maç. Dördüncü olduk Kuva. Boş atmıyoruz o zaman, doğru mu anladım Kasım demiş. Çok teşekkür ederim 20 TL için. Gönlünüzden koparsa diyelim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Gerekli değil, onu söylüyorum yani. Çok sağ olun yine de. Zed oynayalım. Ginzu ebedi son fısıltı verelim. Hackerlardan da mutlak sömür alırız. Harika fikir. Bunu her yerde söylemeyelim ama. Bu çalınabilir. Bunları satıp bir 16'ın faizini alalım. Sanırım gidemeyeceğiz hiçbir zaman şeylere. Dövüşçülere. Burası zaten içeride güçlü. Belki seviye alırız gerçi kazanırsan burayı.
Evet kazanıyorum. Tamam F'ye basalım o zaman ya. Satmayayım bunları da. O zaman gönlümüzden koptukça şey yapalım. Çok teşekkür ederim. Zaten ya yıllardır hep gönlünden kopuyor Atlantation. Sen en büyük destekçilerden birisisin. Hangi platform olursa ne yaparsam yapayım her zaman destek oluyorsun. Çok sağ ol. Nasıl bağış gerekli değil? Piyangomu tutturdun Kasım. Ali az evvel anlattım uzun uzun ama. Yok çok param yok benim ama. Hani demek istediğim. Boş ver. Boş ver sen Ali. Bir tane sopa alabiliriz. Ve onu hemen bir soları yapabiliriz. Kalıyor gibi. Eldiven de çok iyi. Sopa da çok iyi. Sopayı alalım. O da istiyormuş hem sopayı. Ona da blok oldu. O da bizim kompumuzu oynayabilir. Niye sopa istiyordu anlamadım ama yani şeyi var. Hextech mi yapacaktı oradan? Oo Seju geldi. Tamam, front'u değiştiriyoruz o zaman. Seju kesin koyacağız. Bu şekilde. Bunu satabilirim. Bu da 2 yıldız oluyor. Bunu da koyacağız içeri. Ölmeye hazırlan. Bu şekilde daha iyi oldu her şey bence. Bizim için hayatımızda. Hatta bu şekilde. Solari. Solari. Galio mu koymalıydım acaba çok F yerine ya? Nasus için. Neyse artık geçti. Harika oldu değil mi? Baksanıza içeriye. İki dövüşçü, iki düelocu. İki yıldız Fiora, iki yıldız Nasus. İki yıldız Blitz. Her şeyi iyi ki toplamışız. Bir şekilde kitabını uydurduk. Kırk altını var buranın. Çok kuvvetli görünüyor. Bakın MF kompuna karşı ne yapacak düelocular? Onu merak ediyorum ben de. O güzel galibiyet serisi gitmemiz hoşuma gidiyor. Sola koyabilirim bir anda. Sol iyi olabilir. Abi solda Yumi, kompta Yumi yok. Sol üstte niye eklenti var? Anlamadım demek istediğini. Kompta Yumi yok evet. Sol üstte niye eklenti var? Nasıl yani? Sol üstte ne? Ha şey ha. Mio'yu diyorsun. Ben niye her yazılanı ciddiye okuyorum ki? İnsanlar espri de yapabilir Kasım. Hani tatlı şeyler söyleyebilir. Hep bir öğretmen modundayım ya burada arkadaşlar ben. Ciddi ciddi arıyorum böyle. Bug mı oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? TFT kafa olmuşum ben resmen. Yürüyen TFT'yim. Zınar selam hoş geldin. Kyle. Plus Gangplank. Ali. Hi there. Yolu biliyorum. Challenger olduk evet Zınar. Bayağıdır challenger'ız. Zınar sen geliyorsun da yayınlara. Hiç mi dikkat etmedin ya? Bayağıdır challenger'ız biz zaten. Bir haftayı geçti herhalde. Sen şey yapmamışsın, dikkat etmemişsin demek. Üç, altı, bir altın eksik kalıyoruz. Neyse zaten satmayalım bunları. Bir tek Nila kaldı şu anda. Şunu böyle koyalım. Bunu da seviyede koyalım. Çok etse gitsin ya. Ne çok paramız oldu değil mi? Yaylar da güzel. Spatula bulursak çok iyi olur. Yayın birini ona kullanırım. Kefaret yapayım mı bir tane? Kefaret. Burayı zaten yenerim. Şimdi yapmayayım ama yapabilirim gelecekte kefaret. Hiç mantıksız olmaz sanki. Bir dakika yenerim dedim ama yenerim değil mi? Yeneyim çünkü yani lütfen. Lütfen yenelim burayı. Burayı yendiğim bir dünyaya uyanmak istiyorum. Şuna can verelim. Şuna da mana verelim.
Çok hızlandı şeylerim, düellocularım. Herhalde yeneriz. Ama bence Blitz'e can vermemin bir etkisi oldu bunda. Yok, her türlü yenermişiz. 5 level'dı zaten. 6'ya da basmamıştı. Can normal biraz yandan. İleri safhalarda görüşürüz deyip 9'a gidelim mi? Çok çünkü altınım var. Evriştirici değil. Ama genelde 9'a basmıyoruz biz bu kompta. Basmış oluruz. Basmış oluruz. Düellocuyu az oynarım. Çünkü çok tempo gidiyoruz. Ve bu ikisi kötü zaten. Legendary'lerle yeneriz bence biz bu oyunu. Onurumla öleceğim. Ave can değil, yok. Bence. Samira bir anda gözümde, o zaman daha işe yarar geldi. Ama alamam. Ekonomime dokunmasını istemiyorum. Para lazım bana. Full level gideceğiz arkadaşlar. Full level gideceğiz. Duelocudan da çıkacağız yani. Ya da 4 duelocu oynayacağız. Daha fazlası değil. Çünkü eşyalarımız duelocuya biraz uygun. Zaten bir sonraki vereceği eklenti %100 hero olacak değil mi arkadaşlar? 2 kere üst üste şey verince yani 5 altınlık hero verecek. Bir ona bakalım mı? Bekleyin. Ya hemen de kaybetmeyelim bu arada bu eşya eklentiyi alıp alır almaz. Direkt gitti galiba etselim, şaka gibi. Silver üzerine silver gelirse %100 hero geliyormuş arkadaşlar. Yani 5 altınlık bir şeyin eklentisi gelecek %100. Kesin bir şekilde. Bir tane Nila falan bulsak. Gangplank artı Nila 6 düelocu oluyoruz ama görmedik. Nila ya da Zed. Bu aşamaları full gold'la geçeceğiz. Bir sonraki aşamanın karuseline kadar full kaybedeceğiz arkadaşlar. Belki de kaybedeceğiz değil de hiçbir şeye dokunmayacağız. Level basacağız. Belki de kazanırız da tabii ki ama bakalım. Bence iyi aslında kompum yani hala. Sadece 6 düelocu olursa daha iyi olacak. Nasus niye var? Daha iyi bir şey olmadığı için yerine. 2 yıldız olduğu için. 2 yıldız güzel bir şampiyon. Burayı belki kazanabilirim ya. Kazandım bile ya bence. Helal be. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buralardaki tuttuğum canlar bana inanılmaz yarayacak. Nasus yerine aslında işte bir dedim ya, Nila ya da Zed bulursam bunu da koyacağım. 6 yapacağız düellocuyu. Ya gerçi güçsüzleşiyoruz da öyle yapınca. Seviye alıp yaparız belki. Dört altınlık bir şey alamadığımız için 3 altınlık alayım diyorum. Ya da 2 altınlık mı almak? Runan yaparız. Yok ya, 3 altınlık alalım. Ginzu kötü bir eşya değil ve Kyle da güzel işler yapabilir. Kyle'la eşya alıyoruz gibi görünüyor. Tamam, böyle devam. Sol tarafa mı geçsek, bu tarafta mı oynasak? Onun da aslında bir net bir cevabı yok. İkisi de olabilir. Bu tarafa olsun hadi. Burada daha iyi gibi. Kyle'ım ölmediği sürece bayağı hızlanacağı için çok şey yapar benim için bence. Umarım Kyle'a vurmaz LB. Kyle'a vurdu. Ya niye Kyle'a vuruyorsun? Yakınında Sejuva Fiora var. Harbi çok saçma ya bu LB targeting'i. Aha, ultisinde Fiora'ya atmaya başladı. Kyle'a düz vuruş yaparken bir anda Fiora'ya ulti attı. Şimdi de Kyle'a attı. Kyle da ölmedi. Şaka gibi. Neyse, işimize gelir. Boş verin. Kazandık. Kazanamadık. Ne oluyor? Çok saçma. Kazım, seviliyorsun, bunu bil. İbrahim, sen de seviliyorsun, sen de bunu bil. Teşekkür ederim. Çok garip bir savaştı. Ama Kyle'a hiç vurmasaydı her türlü kazanıyorduk da.
Bak buradaki bir şampiyonun buraya yakınlığı 2 hücre, buraya yakınlığı 4 hücre. Aralarında 3 hücre var, aralarında 2 hücre var. Ya buna vurmuyor da niye buna vuruyor? Bu mantıksız. Bir AI hatası. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Ve niye mesela buna vururken skillini bir anda Fiora'ya atıyor? Madem hani targetladığına skill atar çünkü. Skillini niye Fiora'ya atıyor o zaman? Çünkü bug var. AI bug'ı var. Talon burada ters geldi bize ama tamam hallettik. Güzel. Yine can tutuyoruz. Buradan da can tutuyoruz. Harika. Ama bir dakika. Camille'ini hesaba katmamıştım ben. En azından Blitz'i de öldürürsem bunu yapabilecek güce sahip miyim? Değilmişim. Olsun, ufak yendi. Yeniyoruz sanmıştım ben ya oysaki burayı. Camille bir anda mahvetti beni. Talonunu bloklayalım o zaman madem öyle. Canımızı yaktı, canını yakalım. Bir iki tur kalsın kenarda. Zaten boş boş bekliyoruz. Başka neyi toplayayım ben? Jax müşlüyorlar. Bir şey tutayım kenarda ben bence. Boş boş bakmayalım. Herkes MF oynuyor. Setin özeti bu mu sence? Hayır, değil. MF güçlendi, evet. Oynanabilir kıvama geldi. 4 altınlık bir şampiyon. Zaten oynanmalı. Niye oynanmıyordu diye sormak lazım önceden. Çünkü Yuumi buff'lıydı. Viego, MF, Zed, bunların hepsi güzelleşti. Ha, Nila, Zed. 6 düelloloji olduk bu sayede. Ama Blitz çıkarmayalım. Blitz dursun bir. Satalım şunu hadi. Yeter bu kadar. Son Fisilti. İkinci Solary. Zed'in pozisyonu burada olsa sıkıntı mı? Değil bence ya. Yoruya vuracaklar zaten önce. Chat'te bir şey oldu. Tenet yine mi internetin elektriğin bir şeylerin gitti? İkinci Solary süper oldu ya. Bizi bayağı bir zaman kazandırır. Zed itemlarım da güzel oldu. Bu ikisini Zed'e vereceğim. Velvet nerflemiş ama bug'ı düzeltilmiş. Evet öyle olmuş. Güçlenmiş yani genel toplama baktığımızda. Bu arada Vayne de geldiğinde 8 düelloloji yapabiliyorum. Ben kesinlikle 8 düelloloji'ye gitmeliyim arkadaşlar. Vayne'i bulup. Nila mı? Eşyalarından birinin kopyasını kazandırır. Bir tane daha Solary'm olacak. 3 Solary. Nasıl? 3 Solary. Nila. Yoksa yenilemek mi? Bence iyi ya bu arkadaşlar. Bence bu bayağı iyi. Solary ne yapıyor? 15 saniye sürüyor değil mi? 350. Bana iyi gibi geldi ya bu. Aldım bunu ben. Vayne'i bulduk. Oha yapabiliyorum şu anda. Level alıp yapalım da o zaman arkadaşlar. Evet, böylece şeyi de çıkarmamış olalım. Orada Nila var, onu sonradan alacağım. Kayle'da değiştirip aslında eşyayı Zed'e aktarabilirdim. Kazandıkları şeye bakın. Niye peki Zed'e vuruyorsun ya sen? Karayel miydi burası? Bir şey oldu. Zed'in hasar yememesi lazım orada. Mordekaiser 2 yıldızı var Tenet'in. 7 level'da. Niye? Niye? Sebebi neydi? Niye her oyun düellocu? İlk defa oynadım Tufan. Nasıl her oyun? Sana öyle denk gelmiş. Bunu aktaralım artık arkadaşlar.
Hep sağdakine mi atıyor peki Nil arkadaşlar? Sola da atabiliyor mu? Acaba nasıl çalışıyor o tam olarak? Güzel, kazandık. Harika. Aa, kazanamamışız, pardon. Olsun. 9 level'da kaç gold atacak? 40 altın verecek bana 9 olduğumda. 80'e ulaştığımda direkt basacağım. Dik otur Batu'yum artık chatinde. Gel bakalım Can. Mantıklı. Dün geldiğimde de düellocu vardı. Dün de sen şey demedin mi? Her oyun düellocu mu oynuyorsun Kasım diye. Niye hep düellocu oynamama bunu yazıyorsunuz ya? Oynayabilirim, ne olacak ki? OTP'siyim belki. Bilemezsiniz asla. Belki düellocu OTP oldum ben. Syndra'yı Syndra olduğu için aldım. Hem de 5 altında, güzel yani. Niye almayayım? Gün ateşi yapalım mı bir tane Sejuani'ye? Anti yılım yok çünkü benim. Çok iyi oldu bunun 2 yıldız olması. Zed'i sanırım en önde oynayacağım ya. Kalkan alsın çocuk. Şöyle en önde ama. Aynen bu şekilde en önde oynayacağım. Syndra'yı satıyorum. Şöyle yapıyorum. AZ'de gitsin hem de bu Solar'ı. Ekstra stat olsun onda, değil mi? Evet, mantıklı baya. Ahmet Muhammed Kızılçarslan, hoş geldin. Merhabalar. Aleyküm selam. Evet bak, ZD ekstradan 10 yetenek gücü 20'de zırh gitmiş oldu. Öyle düşünün. Hep sağdakini atıyormuş Nile bu arada ya. Şimdiye kadar hep sağda attı. Böyle daha iyi oldu kesinlikle dedim. Daha çok kalkan almış oldu. Yine ölüyor belki. Ama olsun, bir şeyler. Daha uzun süre yaşadığına eminim ya. Solda olsa daha hızlı ölürdü. Ama çok ağır yenildik yine de. Ne yaşandı burada bilmiyorum. He, şeyden dolayı. Eklentisi. Bizim counter'ımız biraz. Neresiydi orası? Burası. Bir de tankları 2 yıldızmış hep, o yüzden. Y2, Echo 2, Sejo 2. Kıvraklık %50'nin altında sakınma ihtimali kazanıyorlar. Ölmediler yani, %50'nin altına düşüp ölmediler hep. O yüzden oldu. Aurelion Sol dönüşü level alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben böyle yaptım ya mesela. O zaman Sejuani'ye mi gidecek sizce? Sağdakine gidiyordu hep şimdiye kadar. Bakalım. Zed'e verdi yine. Allah Allah, bu Nila anlamadım. Zed'e takmış kafayı. Uran Özkaya 10 kişiye daha abonelik ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçmişte de hep abonelik hediyeleri atmıştın. Kesine bereket olsun. Çok sağ ol. Burada nedense hiç inanmıyorum kazanabileceğime. Ama kazanıyoruz. Allah Allah. Ben bundan sonra bir şey kazanıp kazanamayacağım hakkında yorum yapmayacağım arkadaşlar. Kazandığımı sandığım birçok savaşı kaybettim. Kaybettiğimi sandığım birçok savaşı kazandım. Şimdi level 9'da Legendary zamanı. Fiddlesticks koyarız içeri. Bence düellocuyu 6'ya indirebiliriz. Az Zed geldi bir tane daha. Ya da böyle kalsa mı? Bu komp üzerine bir de Fiddlesticks 2 yıldız. Ama yani şu Kayle'la Gangplank niye var kompta ya? Harbi sorgulanır. Bu ikisi olmamalı ya kesinlikle. Çok çok saçma, alakasız yani. Kayle, Gangplank. Bunlar yerine Leona 2 yıldız, Fiddle 2 yıldız, Nunu 2 yıldız falan koysam böyle. Eminim daha çok iş yapar bizim için. İkinci mana. Çok manayla legendary'lerden birisi çalışıyor mu? Burada ne var bu arada? Ha, Nila vardı değil mi? Benim Nilam 1 yıldız değil mi daha? Evet, böyle şeyler de mevcut şu anda kompumda. Aa, 2 altına daha ihtiyacım var. Neyi satacağım? Bu ikisini satıyorum o zaman ben harbiden. Şunu da yapıyorum ya. Al çocuk. Ne girdi içeri bakın. Çok saçma bir Rammus girdi içeri. Rammus niye var içeride? Neyse.
Bu sefer sola verdi Nila. Tamam, o zaman rastgeleymiş. Bu neymiş bu arada? Hava nasılmış? Güneşliymiş ya hava. Zaten yeterince kalkan alıyordum. Çok kötüymüş hava. Yenildim. Neyse, olur böyle. Geçiş anındaydık. Geçiş anında yakalandık. Canayı çıkaralım. Canaya ihtiyacım yok. Fiddle ve Nunu'yu koyalım harbiden. Bu da aslında maskot siper açmıyor. Maskot açıyor değil mi? Maskot boğa açıyor. Bununla Nunu aynı anda girse mi? Yok ya. Güçsüz. Morda'ya bence ihtiyacım yok. Leona olabilir. Bir dakika, sen çık. Sen çık. Urgot olsun. Urgot iyi. Fiddle olsun bence. Fiddle da iyi. Arkadan gelen bir Fiddle olabilir hatta. Bir de artık benim Zed'im 2 yıldız olabilir mi? Teşekkür ederim oyun. Bundan da 2 tane oldu. Bir ara onu da buluruz. Tamam, iyiyiz bence böyle arkadaşlar ya. Fiddle da öne gitsin hadi ya. Fiddle da öne gitsin. Hatta bu da öne gitsin. Legendary'ler öne gitsin. Legendary. Şu Zed'e bir item bulmam lazım. Hacker açacağız. Hacker açacağız, doğru ya. Zed'e bir hacker açalım hadi. Unuttum ben onu. Niye unuttum ben hacker'ı ya? Normalde Duelucu'da hep açıyordum. Şimdi ne değişti? Aklıma bile gelmedi acaba. Zed'e bak, arkaya atlasa kesin kazanırdım burayı. Saçma sapan pozisyonlarda kaldı. Beğenildik. Urgot yerine koyabilirim hacker'ı. Leona 2 yıldız geliyor. Nunu yerine mi? O da. Urgot hala bir şeyler çıkarabilir bana ya. Çünkü yanda bir eşyam var. Bir round daha kalsın. Şöyle yapalım dizilimi. Bence daha tatlı oldu. Burasında çok ağır kaybetmiştim geçen sefer. Ve sorgulamıştım niye kaybettim diye. Bu sefer pozisyonum çok iyi. Urgot'un pozisyonu çok iyi. Fiddle çok iyi. Zed çok iyi. Almam lazım bence ya. Bir yıldızda bir Samira'sı var. Adamın Leona'sı bir yıldız ve çok fazla iş mi yaptı? Bana öyle geldi. Yok, tamam. Almışız. Güzel. Urgot'tan bir şey kazanmadık ama. 4 Duelucu'ya düşsen iyi olmaz. Yok ya, bence Duelucu lazım bana. Hıza ihtiyacım var. Duelucular kötü değil. Bir tanesi lazer açıyor zaten. Evet, bir tek şey Fiora kötü. Vayne de güzel. Arkadan uzaktan iyi hasar veriyor bence. İçten iyidir. Zed'e son eşya olarak buradan bir tane kana susamış alabilirim aslında ya. Yaşatsak şu Zed'i iyi olur gibi geliyor bana. Yaşatalım ya şu Zed'i arkadaşlar biz. Kana susamışla bir tık daha güçlenir. Zaten şimdi hacker'ı da eklersek güzel olacak. Bence Fiddle da lazım. Ortalığın karışması güzel oluyor. Urgot da güzel ki. Sadece arkaya sızması da gerekiyor bu çocuğun. O yüzden hacker istiyorum. Oo, bunların ikisi de per oldu ama arkadaşlar. Peki Syndra mı alıp? Yok ya, Syndra değil. Syndra işi yaş. Böyle iyiyiz, biz iyiyiz. Sıkıntı yok. Bundan çok korkuyorum. Morda her şeye tek atacak gibi bir hali var. Buraya karşı dizelim bence. Şuraya koyacak değil mi? Böyle iyi ya aslında her şey. Böyle iyi, böyle iyi. Dokunmayacağım. Tenet geldi. 7 level 2 yıldız şeyi vardı. Bu sefer güçlüyüm. Tek yemem diye düşünüyorum Morda Kaiser'ından. 4 hünerliği de açmış bu arada. Belki önceden de açıktı gerçi. Hayır ya. Yenildik. Elenmeyeyim bari. O Morda da ölürse elenmem. Hadi. Tamam, çok güzel. Elenmedim. Elenmedim. Güzel. Önceden de açık mıydı bu? 7 level'dayken açık değildi sanki. Neyse. Urgot yerine hacker. Tamam, Urgot yerine hacker'a geçtik arkadaşlar. Şey falan çıkaramıyor çünkü bu çocuk. Zoe de önde dursun mu? Ama durmasın ya. Fiddle 2'm falan var benim artık. Bunları ortalayalım. Bunu da böyle yapalım.
yapacağım. Son anda sola aldın. Nasıl alabildin ya? Çok saliseli kaldı valla. Neyse. Kötü değil. Yine arkadayız yani. Ondan ona döneriz. Aa, kötü attı biraz. Ultisini. Neyse. Yine de hacker'ımın olması, Knossomish'in olması falan beni güçlü hissettiriyor ya. Fiddle'ımı da ikiledim. Leona'm var. Ne bileyim, kazanmam lazım bence. Evet, güzel. Güzel, harika. Şu manayı da birine verebilirim. İlk 4 yaşasın. Burası da ölüyor. İlk 3 yaşasın. Şu manayı da Sejo verelim de erken ulti atsın mı? Bir bakalım ama buradan ne gelecek. Ne çıkabilir buradan? Duoloji 2'ye indirelim mi diyorsunuz değil mi siz? Ne koyacağım ki? Gerekli mi ya da koymak? Eko artı ne mesela? Siper açar Eko. Artı Vay mı? 3 siper olsun. Buna karşı, bir tek buna karşı siper iyi. Buna karşı kötü. Eğer Tenet'le oynayacaksam Eko Vay olabilir belki arkadaşlar. Bir düşünürüm Eko Vay'ı. Ya da Eko Ali'yi. Fiddle'a Gargoyle alalım mı? Fiddle ulti attığında buna dönüyorlar çünkü. Hemen tek yemesin. Çok zırhı olsun. Kiminle oynuyormuşum? Tenet'le oynamıyorum arkadaşlar. O zaman gerekli değil. Burada Seju 2 için bakabilirim biraz ya. Seju'nun 1 yıldız hala. Tamam, param kalmadı. Pozisyon bakacağız şimdi sadece. Bence Aphelios'u tarafına koyacak. Evet, güzel. Samurai'yi yakaladık. Bunu buna veriyorum erken ulti atsın diye. Zoe'nin orada olması belki de iyidir arkadaşlar. Tamam, Samurai'yi yakaladığımız için kazanmam lazım burayı bence dümdüz. Aynen öyle oldu. Samurai'yi öldürdük. Aphelios bir yıldız herhalde alamaz. Tenet'a karşı kim gitmiş? O gitmiş. Tenet'i yener umarım burası. Biz de burayı yeniyoruz çünkü birinci oluruz öyle olursa. Güzel. Kazandık. Ölmeyecek burası. Tenet yeniliyor ama. Güzel. Tenet ölecek. İlk 2. İlk 2. Ve birinci olabilirim. Tamam. Zoe 2 önde kalmasın ya. Hala arkada kalsın bence Zoe 2. Leona'sı var. Z pozisyonu çok önemli. Akif Bayri bu arada holy olmuş, selam demiş. Çok teşekkür ederim. Kesen bereket olsun. Şimdi... buraya koydum. Solu dolduruyordu çünkü. Tamam, önünü kapatmış zaten solun. Sağa gidelim, Aphelios'u öldürelim. Sonra gerisine bakarız arkadaşlar. Sola zaten gitseydim şeye ulaşamayacaktım, Samira'ya. Aphelios'u aradan çıkardık. Son fısıltısı yok artık. Şimdi yavaş yavaş buradan her şeyi ve herkesi öldüreceğiz. Leona'm çok güzel ulti attı set 3 yıldıza. Uzun süre oyalayacak ama maalesef Zed'im orada fokus yedi. Zed'im öldü. Ama geriye kalanlar tek başına öldürürler ya bence Samira'yı. Hadi öldürün çocuklar. Leona zaten ulti atsa ne yapacak ki? At yavrum. Helal. Cici. Güzeldi. 9 level'a gittiğimiz Nila'nın farklı beklentisini aldığımız, genelde diğerini alıyoruz. Düşüncesizlikte de çok birebir yakalıyoruz Ersin'le. Böyle çok video çıkıyor yani. Aslında o da beni çok yeniyordu arkadaşlar. Ben genelde birinci olduklarımı attığım için ya da ilk 3 girdiğimi attığım için hani göremiyorsunuz her zaman. O da çok iyi bir oyuncudur yoksa. Zorlu bir lobiydi. İyi de oyunculardı hepsi de. Ben de güzel başladım. Biraz hayır oldum da diyebilirim. Zed'i de rahat bulduk. Zed'i ikilediğimizde biraz daha kolaydı her şey. Nila'nın bu eklentisi de çok güzelmiş yani Armağan. Bir eşyasını yanındakine veriyor. 2 Solarim vardı, 3 Solari oldu. Tanklar zaten Solarilerle hiç ölmediler. 9'a kadar da gittik. İleri safhalarda görüşürüz. Düellocusu oldu bu. 9'da da 8 düellocudan 6 düellocuya düşüp ekstra bir şeyler koydum. Bir tane Hacker açtım, bir tane Fiddlesticks, bir tane Leona. Ama yani Leona yerine ya da Fiddle yerine Urgot 2 olsa yine koyardım. Ne bileyim, Janna 2 olsa yine koyardım. 5 altınlık bir şey olsun da 2 yıldız olunca zaten her türlü iş yapıyor biliyorsunuz. Öyle düşündüm.
ve kazanmasını bildik. Bir ufak duyuru, YouTube videosu bu çünkü. Arkadaşlar biliyorsunuz işte bu dönemde D-Live'ı bir bırakma durumu söz konusu. Ben artık işte YouTube yayınlarına zaten devam ediyorum. Sadece YouTube'da yapıyorum. D-Live'de ortak yapmıyorum artık. Bir de ek olarak YouTube yayınları hiçbir zaman aksamayacak. Ama ek olarak Twitch'te de yayınlara başlayacağım. Orada da yine Holytot olarak beni bulabilirsiniz. Bilmiyorum ne kadarınız Twitch izliyor ama onun da duyurusunu geçeyim dedim. Sosyal medya alanında beni takip etmek istiyorsanız Instagram'ım HolyTFT. Holytot'u vermiyor çünkü Instagram. HolyTFT olarak bulabilirsiniz. Twitter'da da Holytot olarak yine kanalın nickname olarak bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz de like'ınızı ve yorumunuzu da bekliyorum. Hoşçakalın bir sonraki videoda.